Herkese merhabalar. Bugün sizlerle organize, düzenli kalmak için önerilerimi paylaşıyor olacağım. Bunu Instagram'dan çok istediniz. Ben bu kadar isteyeceğinizi düşünmüyordum ve ben zaten böyle bir video çekmeyi düşünüyordum. Ders önerili videosu da çekmiştim. Okulda işte nasıl başarılı olursunuz diye. Onun da linkini buraya koyarım. O videoyu çok izlendi ve çok sevdiniz ve ikinci bir versiyonu yapmamı istediniz. Ders önerilerim o kadar. Daha fazla bir şey söyleyemem size. Ama nasıl organize kalabilirsiniz? Hayatınızdaki her şeyi nasıl dengeleyebilirsiniz? Belki o konuda yardımcı olabilirim diye düşündüm. Ve ufak bir video yapayım dedim sizlere. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk olarak benim yavaş yavaş yapmaya başladığım şey. Bu video birazcık da kendime. Eğer videoda söylersem belki daha çok yapmaya devam edebilirim. İnşallah. Ajanda tutun. Ve ben 2 tane ajanda tutuyorum. Çünkü hem okulla hem YouTube'la birazcık fazla oluyor. 2 tane ajandam var. Bu şekilde. Bu siyah olanı okul işlerinde tutuyorum. Bunların içlerini gösteren klipleri zaten koyuyor olacağım. Bunda genellikle ödevlerin ne zaman olduğu, işte hangi güne hangi şeyi koymak gerektiğini falan filan hep bunu yazıyorum ve bu hep okul çantamda oluyor. Bunu daha karışık, yani hem okul hem YouTube yapmaya çalışıyorum. Ve ben her şeyi daha modern tercih etsem bile, hani film olsun, işte ne bileyim kitap yerine film tercih ediyorum ya da mesela atıyorum gazete yerine internetten gazete okumayı tercih ediyorum. O tarz şeyler. Onları tercih etsem bile organizasyon olaylarını, düzenleme olaylarını yazmayı daha çok seviyorum. Elimle yazıp işte renklerle daha rahat görüyorum. Ve birazcık küçük yazıyor ya, böyle ne bileyim telefonda falan hoşuma gitmiyor. Burada istediğim gibi organize edebiliyorum. Dediğim gibi bunun markasını aşağıya yazarım. Tam şu an bilmiyorum, Nuduko Design diye bir şey galiba. Yani herhangi bir aslında ajanda olabilir, yani bununla kısıtlamayın. Burada hoşuma giden şey, ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama burada aylar var. Hepsi renkli. Ve bu renkli ayların her birinin başında bu şekilde aylık planlama listesi var. Ve ben burada işte tatillere giriyorum, sınav haftamı giriyorum. Ne bileyim, bütün o ayı istediğim gibi görebiliyorum. Yani genel olarak hani bu hafta buyum var, bu hafta buyum var falan diye, hani bu hafta çok yorgun olacağım. O tarz, en azından bunun içinde görebiliyorum. Bunun ayrıca günde ayrımı da var. O gün ayrımında daha çok o gün neler yapmam gerektiğini yazıyorum. İşte şunu çek, şunu editle, şunu çek, şunu editle, şunu yayınla, bu ödevini yap, buna çalış, şuna çalış, şunu yap tarz şeyler. Ve bence 2 farklı ajandanız olması çok daha yardımcı oluyor. Çünkü ikisi karışmıyor. Hani bir tanesi ödevler. Tamam, ödevler, yani hangisini ne zaman vereceksiniz, ama diğeri de hangisini ne zaman yapacaksınız? Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama bu şekilde ajandam olması beni çok daha rahatlatıyor. Ve ayrıca ben her gün liste yapmaya çalışıyorum. Bu ajandada yine haftalık böyle bir not bölümü var. Ben orada haftalık genel olarak neler yapmam gerektiğini yazıyorum. Ama her günde ayrıca bir şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. İşte to do list, o gün yapılacaklar listesi yapmayı tercih ediyorum. Çünkü o listede bunu yaptım, tamam, şunu yaptım, tamam diye çizebiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde yapmanız gereken ajandasına da yazabilirsiniz. Yani atıyorum bunun içine ayın 1'i Perşembe'ye bunu yapmam gerekiyor. Onları çizebilirsiniz. Aslında ben öyle yapıyorum. Eskiden tek tek kağıtları yapıyordum ama o kağıtlar kayboluyor. Ondan sonra çok bir dağınıklık yaratıyor. Nefret ediyorum ondan. O yüzden böyle bir defter çok daha yardımcı oluyor öyle bir şeye. Hani bir şey yapmanız gerektiğini bir de yazılı bir şekilde görürseniz, sonra bunu karalamam lazım diye düşünürseniz, ben daha çok yapmak istiyorum yani. Ben bilmiyorum, rutinlerden nefret ediyorum. Gerçekten böyle her sabah kalk okula git, şunu yap, bunu yap. Ama her gün okuldan sonra da bir rutininiz olursa ya da işten sonra da ya da ne bileyim evde çalışıyorsanız bile bir rutininiz olursa eğer, mesela evden geliyorsunuz, okuldan geliyorsunuz, işten geliyorsunuz, bir şeyler atıştırıyorsunuz, sonra ders çalışıyorsunuz. İşte saat atıyorum 6'ya kadar ders çalışıyorsunuz ya da iş için yapmanız gerekenleri yapıyorsunuz. Ondan sonra size kalmış. Ya şu an tamamen attım, yani siz kendinize göre uyarlarsınız tabii ki bu saatleri, ama ondan sonraki zaman biliyorsunuz ki size kalmış. O saat diliminde yapmanız gereken her şeyi yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki işte 6'ya kadar işte yarım saat kaldı. Yarım saatte yapabileceğimi sıkıştırayım, yapayım. Ondan sonra 6'dan sonra siz istediğiniz filmi izleyin, istediğinizle görüşün, istediğinizi yapın. Bu şekilde bir rutin oturtmak aslında size de daha yararlı olacaktır. Daha çok şey yapmanızı sağlayacaktır ve aklınızın daha rahat olmasını da sağlayacaktır aynı zamanda. Çünkü işte şu da var ama işte birazcık daha film izleyeyim falan şeklinde düşmeyeceksinizdir diye tahmin ediyorum en azından. Evet, organize olmak için önerilerim bu kadardı. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bu videoyu lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.